Acayip mahlukat. Eskiden coğrafya ve seyahatle ilgili kitaplara genellikle acayip buldan, acayip Hint, acayip mahlukat gibi isimler verilirdi. Buradaki acayip kelimesi harikalar, görülmemiş ve duyulmamış garip şeyler anlamına gelmektedir. Kazvini'nin kaleme aldığı Acayip mahlukat ve Araib mevcudat adlı coğrafik ve kozmografik eser ise kendi türü içinde çok beğenilmiş, kısaltılarak veya aynen tercüme edilerek, bazen de ilavelerle İran ve Türk edebiyatlarına kazandırılmıştır. Ne var ki bu konu Kazvini'den önce de Arap ve İran edebiyatlarında ele alınmış, değişik veya aynı adlarla bazı eserler yazılmıştı. Kazvini, kısaca, Acayibül Mahlukat olarak tanınan eserini 4 mukaddime, 2 makale ve 1 hatime üzerine tertip etmiştir. Mukaddimelerin birincisinde acayibin izahı, ikincisinde mahlukatın taksimi, üçüncüsünde garip kelimesinin manaları, dördüncüsünde ise mevcudatın taksimi bulunmaktadır. 4 mukaddimeden sonra asıl konuya giren Kazvini, birinci makalede ulviyat, ayüstü alemi ile ilgili bilgiler verir. Bu bilgiler feleklerin hakikati, şekilleri, vaziyeti ve hareketleri, kamer, utari, zühre, şems, meri, müşteri, zuhal'den ibaret olan 7 felek, sabit felekler, burçlar, felekül, eflak, gök sakinleri, Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil ile münker ve nekir, zamanla ilgili kavramlar, gece, gündüz, aylar, Arap, Rum ve Fars ayları, mevsimler olmak üzere 13 bölümde toplanmıştır. İkinci makale süfriyat, ayaltı alemi ile ilgili olup yine nazar ve fasıllardan oluşmaktadır. Bunlar anasır, erba, ateş küresi, hava küresi, bulut, yağmur, rüzgar, gök gürültüsü, yıldırım ve su ile ilgili acayipler, arz küresi ve bazı fasıllarından ibarettir. Eserin bundan sonraki kısmında ise şu bölümler bulunmaktadır: denizler, adalar, kuyular, madenlerin terkibi, nebatlar, ağaçlar, hayvanlar, insanlar, cinler, devler, kuşlar ve sürüngenler. Hatime kısmında denizlerin ve karaların acayibinden bahsedilir. Eserin ikinci makalesi birinci makaleden çok daha geniştir. Kazvini eserini hazırlarken Cahız'ın Kitabul Hayvanı ile Aristo'nun Historia Animalium adlı eserinin Arapça tercümesi olan Kitabul Hayvan'dan Ebu Hamid el-Gırnati ve Muhammed bin Mahmud et-Tusi'nin eserleri başta olmak üzere, özellikle adlarını belirttiği 20 kadar kitaptan faydalanmıştır. Acayibül Mahlukat'ın mevcut yazmaları muhtasar ve mufassal olmak üzere birbirinden çok farklı 4 ana kola ayrılmaktadır. Türk Edebiyatında Acayibül Mahlukat. Türk edebiyatındaki tercümeleri Kazvini'den ve İran edebiyatındaki diğer örneklerinden alınarak yapılmıştır. Yakın zamana kadar, Osmanlı Türklerinde Acayibül Mahlukat'ı muhtasar bir şekilde Türkçe'ye ilk tercüme edenin 15. yüzyılda yaşayan Ahmet Bican olduğu zannedilmekteydi. Fakat araştırmalar sonunda ilk tercümenin 15. yüzyıldan daha eskiye gittiği, ikinci tercümenin de 15. yüzyıl başında, yani Ahmet Bican'ın tercümesinden önce olduğu anlaşılmıştır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olur.